Merhaba sevgili hanımlar. Pembe Muhterem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber içi dolgulu kalp çalışması yapacağız. Daha önce bu kalp çalışmamızı yapmıştık. Şimdi bu içi popcornlarla dolu bu güzel kalp çalışmasını yapacağız. Sizler de kareli bir kağıda benim verdiğim sayıları her bir kareye çarpı gelecek şekilde sizler de şablonunuzu oluşturabilirsiniz. İp olarak Kartopu Baby One renk numarası 331 kullanacağım. Antipiylik özellikle 100 gram 250 metre ipimiz. Tığım 3 numara. Sizler de dediğim gibi her zaman elinizi sıkıralı G şeklinde göre tığınızı ayarlayabilirsiniz. Ben 3 numarayla 3.00 milimle öreceğim. Hazırsak kalbimizi, dolu kalbimizi örmeye başlayalım. Kalp için başlangıç için 30 adet zincirimizi çekiyoruz. Gayet esnek bir şekilde zincirimizi çekiyoruz. Sıkı olmasın ki daha sonra kenarlardan sağa ve sola doğru böyle ilerleme yapmasın. Sağa ve sola doğru genişleme yapıyor. O şekilde olmasın diye gayet esnek bir şekilde zincirimizi çekiyoruz. Hemen yanındaki yere sık iğnemizi batıyoruz. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapacağız. 29 adet sık iğnemiz olacak. Bu 29 adet sık iğnemizi 5 sıra popcorn çalışmamıza başlamak için 5 sıra sık iğne yapacağız. Daha sonra popcorn çalışmamıza başlayacağız ve ilk popcornumuzu yapacağız. İlk sırayın sık iğnesini birlikte örelim. İlk sıramızı sayarak yaparsanız daha sonrasında karıştırmamış olursunuz. Çünkü bizler de bazen karıştırıyoruz. Birkaç sıra ilerledikten sonra yanlış yaptığımızı fark edip sökebiliyoruz. O yüzden ilk sırayı daima sayarak yapabilirsiniz. Dokuz adet sık iğnemizi yaptık. Bir adet zincirimizi çektik. Ve döndürüp tekrar ikinci sıra sık iğnemizi yapıyoruz. 5 sıra bu şekilde sık iğnemizi yapıp ilk popcorn çalışmamız için gelelim. 5 sıra sık iğnemizi yaptık. Ve arka yüze geldik. Popcornlarımızı arka yüzde yapıyorduk. Hemen dip taraftaki yere sık iğnemizi yaptık. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 14 adet sık iğnemizi yaptık. Şimdi ilk popcorn çalışmamızı yapacağız. Tığımızın üstüne ipimizi alıyoruz. 15. sık iğnenin baş tarafına batıp ipimizi alıyoruz. Daha sonra bu şekilde çıkartmadan ikili trabzan yapar gibi yapıyoruz. Tekrar aynı yere batıyoruz. Tekrar aynı yere batıyoruz. İkili trabzan yapar gibi.
Tekrar şu şekilde 4 kez aynı işlemi yapıyoruz. Diğer kalp çalışmamızda bunu 5 kez yapıyorduk. Burada 4 kez yapıyoruz. Onu da yapmamızın sebebi böyle çok kabarık olup bu tarafa doğru gelmemesi için çalışmamızı bu şekilde yapıyoruz. İçinden geçiriyoruz. Bir adet sık iğnemizi yapıp sabitliyoruz. Hemen yanındaki ilk sık iğnemizi yapıyoruz. Ve bu tarafta da 14 adet sık iğnemizi yapıyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bu tarafta da 14 adet sık iğnemizi yapıp ilk popcorn çalışmamızı yapmış oluyoruz. Bir adet sık iğne çekip ön yüze geliyoruz. Ön yüzümüz tamamen sık iğnelerden oluşmakta. Popcornlarımızı daima ters yönden yapıyoruz. Her bir sık iğnenin başına batıyoruz. Toplamda her zaman 29 adet sık iğnemiz olmuş olacak. Popcornumuzun kenar köşelerine geldik. Şu köşeye batmayı unutmuyoruz. Bazen oralar unutulabiliyor. Hemen o bölgeye batıyoruz. Şunun yanına batıyoruz. Tekrar devam ediyoruz. Karşıya geçtiğimizde, dönüş yaptığımızda ikinci popcorn sıramızı yapacağız. Tekrar bir zincir çektik. Bir zincirimizi çekmiştik ve arka tarafa geldik. Burada da şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 adet sık iğnemizi yapacağız. Daha sonrasında popcorn çalışmalarımızı yapacağız. Tığımızın üstüne ipimizi alıyoruz. Sık iğnemizin baş tarafına batıp şu şekilde tığımızda bekletiyoruz. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Tekrar. Bunu biraz böyle yukarı doğru çekiyoruz. Yani ne çok yukarıda ne çok aşağıda böyle kısa olsun. Ve popcornlarımız güzel görünmesi için şu şekilde çekiyoruz. 4 kez bu işlemimizi yaptıktan sonra tığda beklettiklerimizi şu şekilde içinden geçirip bir sık iğne ile sabitliyoruz ve hemen yanına bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar tığımızın üstüne ipimizi alıyoruz. Tekrar sık iğnenin baş tarafına batıp popcornlarımızı yapıyoruz. Aynı yere 4 kez batıyoruz. Çıkartıyoruz tek seferde bir zincirle sabitleyip tekrar sık iğnemize batıyoruz. Tekrar tığımızın üstüne ipimizi alıyoruz. Sık iğnemizin baş tarafından batıyoruz. Şuradan tığımızın üstüne ipimizi alıp çekiyoruz. Tekrar tığımızın üstüne alıp ikili trabzan yapar gibi çekiyoruz ve tığ da bekletiyoruz. Bu işlemi aynı sık iğne baş tarafına 4 kez yapıyoruz. Tekrar tığımızın üstüne ipimizi alıp tek seferde çekiyoruz. Bir sık iğne ile sabitliyoruz. 3 kez bu işlemi yaptık. Hemen yanına bir sık iğne. Bunu bir sık iğne olarak sayıyoruz. Ve 12 adet sık iğnemizi yapıp diğer tarafta başlangıçta olduğu gibi diğer tarafta da aynı sık iğne sayımızı yapıp ikinci popcorn sıramızı da
bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi şu şekilde çok daha güzel oldu. Şimdi sık iğne sıramızı yapacağız. Yine tekrar bir zinciri kenarda çektik. Hemen dibine battık. Bu şekilde devam ediyoruz. 29 adet sık iğnemizi ön yüzümüzde yapıyoruz. Tekrar popkornların yanına geldik. Hemen yanındaki şu yeri atlamıyoruz. Hemen baş tarafına batıyoruz. Araya bir tane sık iğne. Yine baş tarafı. Bu popkornların aralarını ve üstlerini unutmayalım. Şu şekilde tekrar yanına 29 adet sık iğnemizi bu şekilde yapıyoruz. Her bir sırada da bu şekilde sayarsanız bir yanlış yapmamış olursunuz. 29 adet sık iğnemizi yaptık. Bir zincirimizi tekrar çektik. Şimdi 3. popkorn sıramızı yapacağız. 3. popkorn sıramız için bu sefer hemen dibine batıyoruz ve 10 adet sık iğnemizi yapıyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Tekrar tığımızın üstüne ipimizi alıyoruz. Sık iğnenin baş tarafına batıyoruz ve çıkartıyoruz. Tekrar tığımızın üstüne alıyoruz. İkili trabzan yapar gibi tığı da bekletiyoruz. Tekrar bu işlemi 4 kez yapıyoruz. Tek seferde çekip tığımızın üstüne ip alıp bir zincir çekip yan tarafa bir sık iğne yapıyoruz. Bir popkorn tekrar. Bu sıramız 3. sıramızdı bizim. Tekrar çekiyoruz. On adet sık iğnemizi yapmıştık. Bir popkorn, bir sık iğne, bir popkorn, tekrar bir popkorn. Dört kez batıyoruz. Tek seferde çekip yan tarafa yine bir sık iğne ile sabitliyoruz. Tekrar bir adet popkorn yapıyoruz. Dört kez battık. Tekrar bir sık iğne yapıyoruz. Hemen bir popkorn daha yapıyoruz. Bu sırada 3. sıramız oluyor bizim. 5. popkornumuzu da yaptıktan sonra 10 adet sık iğnemizi yapıp 3. sıramızı da bitiriyoruz. Üçüncü sıramızı da bitirdik. Bir adet sık iğnemizi çekip bu sırayı yine ön yüzde sık iğne yapıyoruz. Dördüncü sıramıza geldik. Ön tarafta sık iğne sıramızı yaptık. Burada 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 adet sık iğnemizi yaptık. Hemen bir popkornumuzu yapacağız. Şu şekilde aynı yere 4 kez batarak
Bir spine. Bir popcorn. Şansımıza ipimizde bir düğüm çıktı. Bir popcornumuzu yapıyoruz. Tekrar. Bir popcorn daha yapalım. Bir sık iğne, bir popcorn. Burası dördüncü sıramız oluyor. Tekrar bir sık iğne. Evet, tekrar bir popcorn. Tekrar bir sık iğne, tekrar bir popcorn. Tekrar bir sık iğne. Tekrar bir popcorn olacak şekilde yapıyoruz. Daha sonrasında 8 sık iğnemizi yapıp sıramızı bitirmiş oluyoruz. 1, 2, 3. Dört, beş, altı, yedi ve sekiz. Gördüğünüz gibi burada da 8 sık iğne yaptık. Bir popcorn, bir sık iğne, bir popcorn, bir sık iğne olacak şekilde 2, 4, 6, 7 adet popcornumuzu yaptık. Ve 8 adet sık iğnemizi yapıp ön yüze geldik. Şimdi burayı sık iğne yapacağız. 5. popcorn sıramıza geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 adet sık iğnemizi yaptık. Bir popcornumuzu yapalım. Tekrar bir sık iğne. Tekrar bir popcorn. Tekrar bir sık iğne yapacağız. Tekrar bir popcorn. Bir sık iğne. Bir popcorn. Bir sık iğne. Bir popcorn. Bir sık iğne. Bir popcorn. Bir sık iğne, bir popcorn. Beşinci sıramızı da bu şekilde yapıyoruz. Tekrar bir sık iğne, bir popcorn. Diğer tarafta da 6 sık iğne kalacak şekilde popcornlarımızı yapıyoruz. Aynı yere 4 kez batıyoruz.
Popcornlarımızı o şekilde oluşturuyoruz. Ve daima arka yüzde popcornlarımızı yapıyoruz. Ön sıralarımızda sık iğne olacak şekilde 29 adet yapıyoruz. Popcornlarımız bitti. 6 adet sık iğnemizi de yapıp bu sıramızı da bitiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. sıramız oldu. 6 adet sık iğne yaptık. 1 popcorn, 1 sık iğne olacak şekilde 2, 4, 6, 8, 9 adet popcornumuzu yaptık. Ve 6 adet sık iğnemizi yapıp bu sıramızı da bitirdik. Şimdi sık iğne sıramızı gidelim. 6. sıramıza geldik. Şimdi kenarda 4 adet sık iğnemizi yapıyoruz. 3, 4. Yine tekrar 1 popcorn, 1 sık iğne olacak şekilde popcornlarımızı yapıyoruz. Bir popcorn, bir sık iğne, bir popcorn. Bir sık iğne, bir popcorn. Bir sık iğne olacak şekilde karşı tarafta 4 adet sık iğne olacak şekilde popcornlarımızı yapıyoruz. Bu bizim 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıramız olacak. Altıncı sıramızı da yaptık. 2, 4, 6. Kenarda 4 sık iğne yapmıştık. Daha sonra 1 popcorn, 1 sık iğne olacak şekilde 2, 4, 6, 8, 10, 11 adet popcornumuzu yaptık. Ve 4 adet sık iğnemizi yapıp sıramızı bitirdik. Ve ön yüzde sık iğnemizi yapıp tekrar arka yüzdeki popcorn sıramıza geldik. 7. popcorn sıramız 4 adet sık iğne yapıyoruz tekrar. Bu şekilde yine az önceki yaptığımız sıranın aynısı olacak şekilde popcornlarımızı yapıyoruz. Bir popcorn, bir sık iğne olacak şekilde 7. sıramızı da bu şekilde yapacağız. Daha sonra bir sıra sık iğne yapacağız. Ve 8. sıramızı da aynı 4 sık iğne 1 popcorn olacak şekilde 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane popcorn yapacağız. Yani 4 sık iğnelik olan sıramızı üst üste 3 sıra olacak şekilde yapacağız. 3 sıramızı da o şekilde ördük. Aynı şekilde 4 adet sık iğne, 1 popcorn, 1 sık iğne olacak şekilde 11 adet sık iğnemi yaptım. Böylelikle 2, 4, 6, 8 sıra popcorn sıramızı yaptık. Şimdi 9. sıramıza geldik. Yine 4 adet sık iğnemizi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 4 adetti pardon. 4 adet sık iğnemizi yaptık. Yine 1 popcornumuzu yapacağız. Popcornlarımızı 5 adet yapacağız. 5 adet popcornumuzu yapıp bu soğuk havada ellerim nasıl terliyor ben de anlamıyorum. İkinci popcornumuzu yapıyoruz. Üçüncüyü yapalım şimdi. Daha sonra bir sık iğne yaptık. Yine bir popcorn daha yapalım.
4 adet popcornumuz oldu. Şimdi 5. yapalım. Beşinci popcornumuzu da yaptık. Araya 3 adet sık iğnemizi yapacağız. 3 adet sık iğnemizi yapıyoruz. Daha sonra tekrar 5 adet popcornumuzu yapacağız. 4 adet sık iğnemizi de yapıp sıramızı bitirmiş olacağız. 5 adet popcornu birlikte yapalım. 1, 2, 3, 4 kez battım tekrar. Popcornumu yaptım. Üçüncü popcornda sıra. Bir sık iğne. Dördüncü popcornumuza geldik. Dördüncü popcornumuzu da yapıyoruz. Bir sık iğne. Tekrar bir popcorn olacak şekilde 5 adet popcornumuzu yaptık. Daha sonra sık iğnelerimizi de 4 adet yapıp bu sıramızı da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Bir sık iğne çekip tekrar gördüğünüz gibi pufuduk pufuduk sık iğne sıramı gidip son sıramızı yapalım. Bu sıramızı da bu şekilde yaptık. Sık iğnemizi geçtik. Şimdi en son sıramızı yapacağız. Onun için de 6 adet sık iğnemizi yapıyoruz. 5, 6. Bir popcorn yapıyoruz. Tekrar bir sık iğne. Bir popcorn. Bir sık iğne olaydı. 3 adet popcornumuzu yapıyoruz. Yandaki yere sık iğnemizi batalım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 adet sık iğne yapacağız. Yine bir tığ değişikliği yapalım. 1 ve sesten rahatsız olmayın diye sürekli tığ değiştiriyorum ki ben de rahatsız oluyorum. 5, 6, 7. 7 adet sık iğnemi yaptım. Şimdi 3 adet popcorn yapacağım tekrardan. Üçüncü popcornumuzu da yapalım. Daha sonra 6 sık iğne yapıp sıramızı bu şekilde bitirelim. Altı adet sık iğnemizi yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ön yüzde tekrar sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde 4 adet bir sık iğne sırası yapıp geleyim. Motifimiz bitti. Normalde kalp motifine başlarken bu kalpte de 5 sıra sık iğne yapıp 4 sıra sık iğne de bitiriyoruz. Bu motifimizi de o şekilde ördüm. Ama ben bu battaniyeye devam edeceğim için beyaz ve sarı olarak ipimi kesmedim.
Böyle bir dolu bir boş şekilde kalplerimizi çalışabiliriz. Aralarda 9 sıra sık iğne yapıyoruz. Burası 5, burası 4 ise diğer, ama eğer diğer bir renge geçerek yapmak istiyorsanız yine arası 5 olacak ama burası 5 sık iğne. Yani ipimizi buradan bağlayıp 5 sıra daha sık iğne yapıp bu şekilde 2 renkli, hatta 3 renkli bile örebilirsiniz. Çok güzel bir motif oldu. Ben çok beğenerek ördüm. Sizler de inşallah benimle beraber örersiniz. Eğer benimle beraber örmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınızı da esirgemeyin lütfen. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.